Herkese merhaba arkadaşlar. Yine dop dolu ve ilginç içeriklerle karşınızdayım. İlginç içerik diyorum çünkü bu videoda size yine ilginç konular anlatacağım, ilginç olaylar anlatacağım, başıma gelen bazı şeyleri anlatacağım ve de genelde yapmış olduğumuz gibi güzel de bir modelimiz var, onu yapacağız. Öncelikle videoya başlamadan önce biliyorsunuz bizim için like çok önemli. Like tuşuna bir basarsanız çok ama çok sevinirim. Biliyorsunuz geçen videolarda rejimden ve spordan bahsetmiştim. Biliyorsunuz günde 3 defa spor yapmaya başlamıştım ve de rejim yapmaya başlamıştım. Ama yapmış olduğum rejim işe yaramadı arkadaşlar. En son yapılan ölçümde 1.3 kilo almıştım. Yani totalde sadece 400 gram zayıflamıştım. Kendimi zayıf hissediyorum ama hani sadece 400 gram vermişim. Sanırım birazcık ödem gitti. O yüzden biraz kendimi küçülmüş hissettim. Bütün olan biten bu. Ama ben de ne yaptım? Rejimi daha sık yapmaya başladım. Evet, çok pis rejimdeyim kızım. Ben hep diyet bisküvi falan yiyorum yani. Kesin zayıflayacağım, net. Akşamları herhangi bir atıştırmalık bir şeyler kesinlikle yemiyorum artık. Sadece böyle birkaç tane kuru yemiş vesaire. Elimden geldiğince rejime uymaya çalışıyorum. Yani günde 3 tane ana öğün, 2 tane de ara öğün şeklinde. Ve bu hafta buna inanılmaz şekilde uydum. Bakalım gelecek haftaki ölçümde neyle karşılaşacağız? Ben de açıkçası çok merak ediyorum. Evet, onun dışında arkadaşlar bir arkadaşım Amerika'da yaşıyor. Ve her yaz Türkiye'ye geliyor. Ve yazın gelirken de bana soruyor, bir şey ister misin? Hani Lego babında veya başka şeyler babında. Ben tabii ki de her zamanki gibi, her yurt dışına çıkan arkadaşımdan istemiş olduğum gibi ondan da bazı şeyler istedim. O da sağ olsun Lego Store'a gittiğinde aldı. Yani bunu almasının üzerinden sanırım bir 6 ay geçti arkadaşlar. 6 ay önce aldı. Evet, yine pikebrik duvarından çeşitli parçalar aldırdım arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'deki pikebrik duvarları, bu arada nasıl kapatmışlar ya? Öyle bir bantla bantlamışlar ki açamadım ya. Çok iyi bantlanmış. Dökülmemesi için. Bunu muhtemelen Sinan'ın kendi yapmıştır. Buradan Sinan Topa da çok ama çok selamlar. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Evet, biliyorsunuz arkadaşlar tile gördüğümü dayanamıyorum. Burada çeşitli tile'lar var. Beyaz tile'lar var. Ten rengi tile'lar var. Onun harici bunda ise şöyle değişik kapılar var arkadaşlar. Evet, bunu bulmak gerçekten zor. Bunu Legoland'ın fabrik shopunda bile bulamamıştım. Ayrıca şu şekilde kapı parçalarımız da var. Evet, başka bunun içinde sadece arkadaşlar bu şekilde iki parçalı kapılarımız var. Bunu da çok güzel yerlerde kullanabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden aldırdım zaten. Ve tile'larımız var. Evet, bunu da ileriki zamanlarda şehrimiz için kullanacağız. Olur da şehir dışına bir Lego Store'a gidecek olanınız olursa pikebrik duvarını gördüğünde lütfen beni hatırlasın. Tabii. Bu insanlarla birlikte ibadetlerini rahatlıkla yapacağız. Evet arkadaşlar, tekrardan Sinan'a çok ama çok teşekkür ediyorum. Peki bu videoda başka neler yapacağız? Biliyorsunuz geçen bölümde raflar yapmıştık arkadaşlar. O raflarla ilgili bir kaza geçirdim. Tam burada hani rafları yaptıktan sonra biliyorsunuz size göstermiştim ve içime biraz sinmemişti. Düşer mi üzerindekiler gibisinden de düşünmüştüm. Zaten çoğunuz düşünmüş bunu. Gelen yorumlarda gördüm ve evet arkadaşlar düştü. Yani neyse, onu biraz sonra size anlatacağım, hatta göstereceğim. Öncelikle o rafları bir tekrardan elden geçireceğiz. Onun harici biliyorsunuz 30 Ağustos Zafer Bayramı çekilişini yaptık. Onların paketlemelerini yaptım, onları göstereceğim size. Onları da muhtemelen yarın kargoya veririm. Evet arkadaşlar, bir önceki bölümümüzde bu yapmış olduğumuz IKEA'nın lak rafları sizlere ömür. Gördüğünüz gibi uzun rafımız hala duruyor ama buradaki 110 santimlik rafımız arkadaşlar birazcık öne eğimli duruyor. Daha doğrusu duruyordu. Bakın şu duruyordu ama birazcık öne doğru eğimli durduğu için üzerindeki Stranger Things teti buradan kayarak yere düştü ve paramparça bir hal aldı. Onu gelecek hafta tekrar yapmak zorunda kalacağım. Tabii gelecek hafta zaman bulabilirsem. Ama zaman bulduğum en kısa zamanda yapacağım. Bu arada bu raf da biraz öne eğimli duruyor arkadaşlar. Ama bunun üzerindeki setler henüz düşmedi. Onları da biraz sonra tamir edeceğim. Tam bu Stranger Things seti düşmeden
bir 5 dakika 10 dakika önce arkadaşlar vida seti aldım. Çünkü ben bunun birazcık böyle sıkıntılı olduğunu hissettim. Buraya bakın şimdi göstereyim şöyle size. Şu vidalar birazcık dışarıda kaldı. Bu da, bu da. Ama bu güzelce emişti. Bu emiştiği için üsttekiler biraz dışarıda kaldığı için bu da biraz eğmiyor durdu arkadaşlar. Burada şimdi hiç IKEA'ya herhangi bir şey söylemek istemiyorum. O yüzden buraya daha iyi emişen burası kolon arkadaşlar. Kolona uzun vidayı sokamıyorum. O yüzden daha iyi emişen kısa dubelli kısa vidalar koyacağım. Burayı düzelteceğim. Aynı şekilde burayı da düzelteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz buradaki rafı kaldırdım. Çünkü buraya vida girmiyor arkadaşlar yeterince. Çok kısa giriyor. O yüzden sökmek zorunda kaldım oradaki rafımızı. Çok da kötü bir görüntü oldu. Böyle oraya ilerleyen zamanda bir şeyler düşünmek gerekecek. Ve şuradaki rafı da oraya da yine vida biraz daha girmediği için burası kolon arkadaşlar. Kolon olmasından dolayı girmediği için onu da bir alta aldım. Bu kapıların üzerine cuk oturuyor bu raf. O yüzden hem buraya bu şekilde yaptım hem de diğer rafı da buraya aldım arkadaşlar. Bu raf da gayet güzel oldu. Hani üzerinde bayağı ağır setler var ama yine de öyle pek eğilmedi. Gayet de sağlam duruyor. Bakın şöyle bayağı sağlam yani. Evet, bunun üzerine geçen sefer ikisinin üzerine koyduğum setleri koydum. Yani en ağır bu şekilde oldu. Ve buraya da gördüğünüz gibi Optimus Prime'ı koydum ki bu odayı korusun. Evet, bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bu arada bitti mi bitmedi. 30 Ağustos hediyelerini paketledim. Paketleyebildiklerimi paketledim. Diğerlerini yurt içi kargonun paketlerinin içine koyacağım. Poşetlerin içine koyacağım. Öyle göndereceğim. Büyük setleri paketledim. Küçük setler için ne yazık ki daha fazla kutum yoktu. Onları yurt içi kargonun orada hallederekten göndereceğim inşallah yarın size. Evet, bugün şu anda Perşembe akşamındayız. Ve buraya da Jurassic Park setini koydum. Güzel de oldu. Oraya uydu yani. Yanına da yine o şekilde bir diorama setini koyarım diye düşünüyorum. Veya da Star Wars'un diorama setlerini buraya koyabilirim diye düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günler onları da göreceğiz. Şimdi videomuza devam edelim. Ve tabii ki her zamanki gibi bir de setimiz var. Çok güzel bir setimiz. Onu yapacağız. Aslında yapacak çok setimiz var arkadaşlar. Hangisini seçsem diye şöyle bir düşündüm. Bakın aslında yapabileceğimiz bir sürü video var burada. Star Wars'un diorama setlerini yapacağız daha. Gördüğünüz gibi yeni trenlerimizi ve tren istasyonumuzu yapacağız. Burada son çıkmış olan teknik setimiz var. Macar boynuz kuyruğu yapacağız. Nano gauntlet'i yapacağız. Jazz quartet'i yapacağız. Şurada görüyorsunuz Atari var, daha Atari yapacağız. Şurada da Galaxy Explorer var, onu yapacağız. Bir sürü video var arkadaşlar. Daha almamız gereken Harry Potter Hogwarts Express seti var. Lighthouse seti var. Bir sürü set var. Yani video fikri çok gerçekten. Bunların içinden seçmek bile gerçekten zor oluyor bazen. Ama yavaş yavaş hepsini yapacağız arkadaşlar. Bunları yavaş yavaş yapacağız. Ama bence bugünkü modelimize öncelik tanımalıyız. Benim de gerçekten çok merak ettiğim bir model. Bakalım nasıl olacak? Peki bu model hangi model? Hemen gösteriyorum size. Evet, 10304 kodlu Chevrolet Camaro Z28. Belki de yine bu senenin en güzel setlerinden biri. Biliyorsunuz Lego daha önce de Creator Expert teması altında güzel modeller çıkarmıştı. Ama son 3 senede çıkan modeller çok daha güzel ve farklı. Önce 2019 yılında 10265 koduyla Ford Mustang çıkmıştı. Daha sonra ise 2021 yılında 10295 kodu ile Porsche 911 çıktı. Ve şimdi de 10304 koduyla Chevrolet Camaro arkadaşlar. Evet, üçü de gerçekten birbirinden güzel. Camaro, Chevrolet tarafından üretilen pony car olarak sınıflandırılan orta büyüklükte bir otomobildir. İlk olarak 1966'da satışa çıkmıştır. Yani bu 1966'da piyasaya çıkanlar normalde 67 model olarak nitelendirilir. Ve arkadaşlar Camaro Ford Mustang'e rakip olarak tanıtıldı. Yani daha önceki yapmış olduğumuz Mustang'in rakibi olarak çıkartıldı. İlk nesli 67 ile 69 arasında, ikinci nesli 70 ile 81 arasında, üçüncü nesli 82 ile 92 arasında, 93'ten 2002'ye kadar da dördüncü nesli satıldı. Daha sonra biraz ara verip 2010'dan 2015'e kadar da beşinci nesli satıldı. 2016'dan itibaren de şu andaki altıncı nesili hala üretiliyor arkadaşlar. Z28 ise Camaro'nun daha yüksek performanslı bir
paketi. Nasıl Mercedes'in AMG'si veya da BMW'nin M modelleri var. Bu da birazcık ona benziyor. Kaputundaki ve bagajındaki yarış şeritleri bu pakete özel. Ayrıca bu aracın arkadaşlar kaputunun altında 4.9 litrelik bir V8 var. O zaman için 290 beygir güç üretiyormuş. Gelelim Lego versiyonumuza. Lego versiyonu ise arkadaşlar daha yeni çıktı. Biliyorsunuz 1456 parçadan oluşmakta. Evet, performans ve stilin sınırlarını zorlamaya hazır mısınız? Haydi başlayalım. Kutu orta boy ve erişkin temalı. Sol üstte model ismi, sağ altta Chevrolet, sol altta ise Lego logosu var. Kutunun arka yüzünde modelin arka çaprazdan büyük bir fotoğrafı, gerçek modelin ve aracın bazı detaylarının fotoğrafları var. Ayrıca boyutları da planvari olarak gösterilmiş. Kutuyu açıyorum. Kutunun içerisinden 1'den 8'e kadar numaralandırılmış 8 poşet, 4 adet lastiğimiz, etiket sayfası ve yapım kılavuzu çıkıyor. Yapım kılavuzumuz 224 sayfa. Yapım kılavuzunu açtığımızda ilk sayfalarda Camaro ve tarihi ile ilgili bilgiler verilmiş. Bu sayfada ise Camaro'nun bütün nesilleri tanıtılmış. Bizim yapacağımız nesil arkadaşlar ilk neslinin 69 modeli. Görüyorsunuz 70 ile 81 arasındaki nesilde de yarış şeritleri var. Aynı Bumblebee'deki gibi. Zaten Bumblebee'nin ilk gözüktüğü arabada 77 model bir Camaro. Ve tasarım takımıyla söyleşi yapılmış. Daha sonraki sayfada modelimizi kişiselleştirebildiğimiz gösterilmiş ve yapım aşamalarına geçilmiş. O zaman daha fazla vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk 3 poşet ile aracımızın kasasını oluşturduk. Toplam 1 saat sürdü ilk 3 poşetimiz. Yapımda çok az teknik parça kullanıldı. Görüyorsunuz altta bir avuç teknik parça kullandık. Ayrıca direksiyon sistemini de yaptık arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Direksiyon sistemi yeni arkadaşlar. Daha önce hiçbir modelde ben böyle bir direksiyon sistemi görmedim açıkçası. Ama hoşuma gitmedi değil, gitti. Güzel, yaratıcı bir sistem kullanılmış. Şimdi 4. poşete geçiyoruz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, 4, 5 ve 6 numaralı poşetleri de bitirmiş bulunmaktayız. Bu 3 poşet 1,5 saat sürdü. Görmüş olduğunuz gibi arabamızın ön çamurluğunu, arka çamurluğunu, kapılarını tamamlamış bulunmaktayız. Ayrıca ön tampon ve arka tamponunu da yaptık arkadaşlar. Aracın kişiselleştirilmesi 6. poşette başlıyor. Yani bu görmüş olduğunuz yuvarlak far veya bu gizli farı koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca yarış çizgilerine de başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ben beyazdan gideceğim ama isterseniz kırmızı veya koyu gri parçaları kullanarak da yarış çizgilerini kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar bu görmüş olduğunuz plaka yerine şu Panther yazan plakayı da takabiliyorsunuz. Bu Panther arkadaşlar araç çıkmadan önceki kod adıymış. Onu da söyleyeyim. Yani bütün kişiselleştirme 6. poşetimizde başlıyor. Şimdi 7. poşete geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 7 ve 8 numaralı poşetlerimizi de yaptık ve aracımızı tamamladık. Bu son 2 poşet yaklaşık 45 dakika sürdü ve toplamda da yapım süresi 3 saat 5 dakika sürdü. Ben gördüğünüz gibi beyaz şeritleri tercih ettim. Neden? Çünkü aracın içi arkadaşlar gördüğünüz gibi koyu kırmızı ve açık kırmızı. O yüzden dışı da siyah olduğu için daha iyi göstersin diye beyazı tercih ettim arkadaşlar. Beyaz yapmış olduğumuzdan dolayı artan parçalar burada görüyorsunuz, bir sürü parça arttı. Normal artan parçalar ise şurada arkadaşlar. Çok fazla bir parça artmadı bence, sete göre az bile diyebiliriz. 7 numaralı poşet ile bu görmüş olduğunuz arabanın içini yaptık. Arabanın içerisindeki koltuklarımız gayet güzel. Şöyle göstereyim size. Ön koltuklar öne doğru aynı gerçekteki gibi eğilebiliyor. İki taraflı eğiliyor arkadaşlar. Ve böylelikle arka koltuklara erişim daha kolay oluyor. Ayrıca bir detay daha göstereyim size şurada. Bakınız burada dikiz aynasından sarkan iki tane zar var. O da güzel bir detay olmuş. Ayrıca bir güzel detay da şurada arkadaşlar. Bakın. Turuncu renkte bir parçamız var. O parçanın üzerinde ise Model Team yazıyor. Model Team Lego'nun eski bir tema ismi arkadaşlar. Bize bir ipucu mu veriyor? Yani herhangi bir bu şekilde bir duyumum yok. Model Team tekrardan yapılacak diye bir duyumum yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Ama güzel bir easter egg olmuş bence. Eskiyi anımsatıyor. Bu arada kapı çok hoşuma gitti. Kapı gayet tok ve kalın. Bir önceki modelde kapı tamamen açılıyordu. Şu anda bunu artık burada akıllıca bir yapım aşamasıyla düzeltmişler. Kapı sadece buraya kadar açılabiliyor. Bu da bence çok güzel olmuş. Tasarım olarak ben bayağı beğendim. Çok fazla bir etiket yok ama az da diyemem. Görmüş olduğunuz jantlar da bayağı hoş. Krom renginde, gerçekteki gibi aynı. O da çok hoşuma gitti ama şu parçalar çok kolay çıkabiliyor. Dikkat edin. 8. poşet ile aracın kabriyo mu yoksa kupe mi olacağına karar verdik arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi ben kupe yaptım. Kabriyo yapsaydık bazı parçalar kullanılmayacaktı. Onun yerine biraz önce göstermiş olduğum parçalardan bazıları kullanılacaktı. Aracın hem şeritlerinin kişiselleştirebildiğimiz için hem kabriyo mu kupe mi olarak kişiselleştirebildiğimiz için arkadaşlar bir sürü parça artıyor. Açıkçası ben bu parçaları ayrı bir poşete koyacağım. İlerleyen zamanlarda şerit rengini değiştirmek istersem. Bu arada arkadaşlar biraz önce şurası A few moments later. Koyu gri renkteydi. O şekilde bırakmışım. Gözümden kaçmış. Onu düzelttim. Benim de bazen gözümden bazı şeyler kaçıyor. Bazı şeyleri videoyu çekmeden düzeltiyorum. Bazı şeyleri düzeltemiyorum. Geçen gün Ferrari videosunda da bir tarafın Ferrari logolarını takmayı unutmuştum zaten. Birkaçınız fark etti. Oluyor böyle yanlışlar. Sonuçta hani bütün gün çalışıp eve gelip ben bunları yapıyorum. O yüzden birkaç bir şey gözümden kaçabiliyor. Lütfen siz de kusura bakmayın. Dediğim gibi arkadaşlar tavanı
Tavanı iki farklı şekilde yapabiliyoruz. Kupe veya kabriyo. Yarış şeritlerini beyaz, koyu gri veya da kırmızı olarak değiştirebiliyoruz. Ayrıca önündeki farlarını da klasik veya kapanan şeklinde yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve son olarak da arkadaki plakayı iki farklı şekilde değiştirebiliyoruz. Yani kişiselleştirme olarak arkadaşlar bu aracı 24 farklı şekilde yapabiliyoruz. Ayrıca kaputumuz açılıyor ve içerisinde gayet detaylı bir motoru görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet detaylı bir motoru görüyorsunuz. Şöyle daha güzel göstermeye çalışayım. Evet, bakın direksiyonumuz da çalışıyor. Yani gerçek. Ve bagajımız da şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Aracın sadece arkadaşlar şu dikkatimi çekti. Bu açtığımız ön kaput. Şu ön tarafı çok ince olmuş. Burayı şöyle kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Yani elimizde kalabiliyor. O yüzden buraya da birazcık dikkat etmenizi öneririm. Ve söylemek istediğim bir eleştiri de araç bence siyah rengi yerine kırmızı veya sarı olabilirmiş. Sarı olsaymış Bumblebee'yi andırabilirdi. Biliyorsunuz Bumblebee de bir Camaro ama Bumblebee ilk çıktığında 77 model bir Camaro'ydu. Siyah renk daha çok Dodge Charger'a gidiyor arkadaşlar. O yüzden hani siyah renk olmayabilirmiş diye de düşündüm. Evet, sanırım her şeyi anlattım arkadaşlar. Gelin şimdi önceki iki modelimiz ile kıyaslayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu 3 modelde bence gayet muntazam. Üçü de benim çok hoşuma gidiyor. Zaten Ford Mustang çıktığında bayağı bir övmüştüm. Daha sonra Porsche 911 çıktığında Porsche'yi çok övdüm. Şimdi de Camaro çıktığında Camaro'yu da gerçekten çok beğendim. Evet, bunları karşılaştıracak olursak arkadaşlar, biliyorsunuz ki Mustang 2019 yılında çıkmıştı. Porsche 911 2021 yılında, yani geçen sene çıkmıştı. Camaro ise daha yeni çıktı. Mustang 1471 parça, 911 1458 parça, Camaro ise 1456 parça. Parça sayıları birbirine inanılmaz derecede yakın arkadaşlar. Ve hepsinin de fiyatı 170'er euro. Türkiye'de de şu anda hepsi arkadaşlar 3000 TL'ye satılıyor. Boyutlarımıza gelecek olursak Mustang'in uzunluğu 34 santim, 911'in uzunluğu 35 santim, Camaro'nun uzunluğu ise 36 santim. Hepsinin yükseklikleri 10 santim arkadaşlar. Hiçbiri birbirinden yüksek değil. Mustang ve Camaro'nun genişliği 14 santimken 911'in genişliği 16 santim arkadaşlar. 911 bir tık daha geniş. Görmüş olduğunuz gibi Mustang'in motoru önde, Camaro'nun motoru önde, Porsche'ninki ise arkada. Üçünün de direksiyonları gerçek arkadaşlar, yani sağa sola dönebiliyor. Camaro ile 12 farklı araba yapabiliyoruz. Yani 12 şekilde kişiselleştirebiliyoruz plakası hariç. 911'i 2 farklı şekilde kişiselleştirebiliyoruz. Mustang'i de 2 farklı şekilde kişiselleştirebiliyoruz arkadaşlar. Kapılara bakacak olursak Camaro'nun kapısı kısıtlı açılıyor. Ya, gerçekteki gibi. Porsche'nin kapısı bu şekilde saçma bir şekilde 180 derece açılıyor. Mustang'in kapısı ise bu şekilde yine kısıtlı açılıyor arkadaşlar. Bence çok iyi. Keşke bunu da kısıtlı açılır yapsalarmış. Evet, Mustang'in koltukları öne doğru yatıyor. Porsche'nin koltukları öne doğru yatıyor. Ve Camaro'nun koltuğu da öne doğru yatıyor arkadaşlar. Hiçbirinde amortisör yok arkadaşlar. Hepsinin içi birbirinden detaylı. Ama sanırım en detaylı iç Camaro'da. Üçünde de etiket var arkadaşlar. Ama en fazla etiket sanırım Camaro'daydı. Porsche'nin bagajı önde. Camaro'nun bagajı arkada. Mustang'in bagajı da arkada arkadaşlar ve açılıyor. Bu arada üçünün de dikiz aynası var. Evet arkadaşlar, 3 aracı da size göstermeye çalıştım. Karşılaştırmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de en çok hangisini sevdiyseniz mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Sonuca gelirsek, önceki 2 model gibi Camaro da gayet güzel olmuş. Hem gerçeğine benziyor hem de yapımı gayet zevkli. İstediğiniz gibi de kişiselleştirebiliyorsunuz. Ama Mustang ve 911'e göre kıyaslarsak bence görüntü olarak bir tık geride. Siz de fikrinizi mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Genel olarak ben beğendim ama rengi sarı veya kırmızı olsun isterdim. Daha önce beyaz çıktı, mavi çıktı. Bu da bence sarı veya kırmızı olabilirmiş. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi siyah bence daha çok Dodge Charger'a gidiyor. Peki bu güzel set
kaç puan aldı? Yapım aşamalarına 8 puan verdim. Öyle çok beni şaşırtan bir teknik kullanılmamıştı ama gayet yaratıcı ve güzel teknikler vardı. Oynanabilirliğe çeşitli oynanabilir yanları ve 12 farklı şekilde kişiselleştirebildiğimiz için 8 verdim. Sıkıcılığa ise yaparken hiç ama hiç sıkılmadığım için böyle su gibi 3 saat akıp geçtiği için 10 verdim. Fiyata ise 1500 parçaya 170 euro verdiğimiz için 4 puan verdim. Tasarım ise 8 ila 9 arasında çok gidip geldim ama Camaro isminin hatırına 9'u uygun gördüm. Yani 50 üzerinden 39 puan aldı. Gayet iyi. Camaro'ya karşı bir hayranlık besliyorsanız veya daha önceki iki modeli aldıysanız ve bütçeniz el veriyorsa almanızı öneririm. Set ilk duyurulduğunda 69 değil de 77 olsa ve sarı olsa diye şöyle bir içimden geçirdim. Ayrıca Bumblebee'ye de bir gönderme olmuş olurdu. Biri Transformer bir model olduğu için aynı detay yakalanmayabilir. Evet arkadaşlar, bu güzel araçlarımızı nihayet üçledik. Bence üçü de birbirinden güzel ama fikrimi belirttim size. Siz de fikrinizi mutlaka yorumlara yazın. Hangisini daha çok beğendiniz? Renk konusundaki düşünceleriniz neler? Mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, halen daha abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın efendim.